Şanlı Akademi'ye tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Boolean ve De Morgan teoremlerini işleyeceğiz. İkinci dersimizde lojik kapılarla alakalı en son olarak temel düzeyde sorular çözmüştük. Ben hemen Boolean teoremlerine geçeyim. Şöyle girdim. İlk teoremimiz x artı y eşittir y artı x. İşte değişim özelliğinden geliyor bu da. Değişim özelliği diyoruz buna. X çarpı y, y çarpı x'tir. X artı y artı z. Bunu nasıl yazarız? Ne birleşim özelliği diyeceğiz buna. X artı y artı z eşittir. X artı y artı z diyeceğiz. Sonra x çarpı y çarpı z şöyle parantez içinde x çarpı y çarpı x y z diyeceğiz. Sonra x çarpı y artı z diyeceğiz. X çarpı y artı x çarpı z diyeceğiz arkadaşlar. Dağılım özelliği diyoruz biz buna. Şunu da yazarız o zaman. X artı y çarpı eşittir. X artı y x artı z'dir. Bunlar dağılım özelliği. Şunlar var bir de yazacağımız. X artı x'e diyoruz arkadaşlar. Bu neye eşit? X'e eşit. Şöyle. X parantezini aldığımızda ne oluyor? 1 artı y gelmekte. 1 artı y'miz bize her zaman 1'i vereceği için bizim x çarpı 1'den x geliyor burada. Bir diğer özelliğimiz x çarpı x artı y. Bunu şöyle, bu da x eşit. Bunu şu şekilde yazabiliriz. X çarpı x artı x çarpı y. Arkadaşlar V kapısında x çarpı x, yani V kapımız var burada. Bu x değerini verecektir bize. Örneğin 1 1'dir. 1 verir. Yani x 0 0'dır. 0 verir. Yani x'i verecektir. X artı x'e diyoruz. Bunu da parantez aldığımızda x çarpı 1 artı y diyoruz. Bakın şuradaki olay geliyor tamamen. Bu da bize neyi veriyor? X'e veriyor. Bir diğer özelliğimiz de x artı x'in değeri y, pardon, x'in değeri y x artı y'yi vermek. Bunlar son derece basit kurallar. Şunların hepsi aslında matematiksel olarak geliyor da şunu bilelim. Aslında hepsinin çıkarılış yöntemi var. Bunlar çok basit şunlar. Bu da önemli bir kural. Şimdi soru çözelim. Şimdi sayfaya geçeyim ben şöyle. Şurada bir bizim örnek yazalım. Ne olsun? Y eşittir. ABC artı ABC diyelim. Değildir diyelim.
Değildir diyelim. Değildir diyelim. Şimdi bunu sadeleştirelim arkadaşlar. Sadeleştir. Şimdi nasıl yazacağız bunu? Bakıyoruz. Şurada AB'lerimiz tamamen ortak bir şekilde. Bunu aldık. Sonra C artı C'nin değeri diyeceğiz. C artı C'nin değeri veya kapısını ifade etmekte. Ne oluyor? 1 ise 0 olur, 0 ise 1 olur. Yani sonuçta 1 gelecektir burada. Bunun sonucu ne olur? A çarpı B'nin değeri olur. Bizim Y değerimiz. Bir örnek daha yapalım. Örnek yazalım. Z eşittir A artı B. A artı B diyelim çarpı. Buraya da A'nın değil diyelim. Arkadaşlar bunu dağıtalım. A'nın değili A. A'nın değili B. Değil mi? Artı B A. B. A'nın değeri A 0 1 1 0 olur. 0 gelir. B çarpı B bize B değerini verecektir. Şu an ne olur? Biz bunu B parantezine alırsak değil mi? A'nın değeri artı A artı B gelir buradan. Buradan 1 gelecektir. B artı B'miz de buradan ne gelecektir? B ifadesini verecektir arkadaşlar. Yani Boolean teoremleri bu kadar. Çok karmaşık değil. Şimdi hemen neye geçelim? 2 diyelim. De Morgan teoremleri diyelim. Arkadaşlar, De Morgan teoremlerinde bilmemiz gereken iki tane önemli kuralımız var. Matematiksel ifademiz var. X artı Y'nin değeri bize neyi verecek? X'in değeri çarpı Y'nin değeri. Aynı şekilde şöyle yapacak olursak x çarpı y'nin değeri bize neyi verecek? X'in değeri artı y'nin değerini verecek arkadaşlar. İki tane kuralımız var. Önemli şekilde. Şimdi bununla alakalı hemen akabinde bir örnek yapalım. Şimdi f diyeyim ben buna. Ne diyeyim? X'in değeri artı y olsun çarpı diyeyim. Z artı t'nin değeri olsun. Şekilde de sadeleştirmesi olsun bize. Şimdi arkadaşlar baktığımızda şunları bir grup, bunları bir grup olarak aldığımızda ne olacaktır? Ortada bakın çarpı var. Biz bunları toplamış oluyoruz o zaman. Değil mi? Yani şöyle oluyor bizim olayımız. X'in değeri artı y'nin bunların değeri artı z artı t'nin değeri bu grubun değeri. Şimdi baktığımızda ortada bir toplam işaretimiz var. Mesela şu birinci yazdığındaki gibi. Bunlar ne oluyor? Çarpı şeklinde oluyor. Yani ben bunun değerini aldığımda ne olur? X çarpı Y'nin değeri olur. Değil mi? Artı Z'nin değeri çarpı T olacaktır arkadaşlar. Bunun cevabı da bu sadeleştirme oranında.
Şöyle sileyim, bir örnek daha yazayım. Basit bir örnek daha yazayım. Diyelim? F eşittir x artı yz z'nin değil diyeyim. Şöyle bir tane atayım. Sadeleştir. Şimdi arkadaşlar, şunu bir grup olarak düşündüğünüzde ne olacak? Ortada bakın, şu birinci kuralıma bakıyorum şuradan. Ne oluyor? Çarpım oluyor değil mi aradaki? X çarpı YZ'nin eğilinin değil. Eşittir. X çarpı. Bakın şu kuralımız da şurada. Aynı şekilde. Buradan Y'nin değeri artı Z geliyor. Bunu dağıttığımızda ne oluyor? X'in değeri Y'nin değeri artı X'in değeri Z oluyor. Bakın. Bunun cevabı da bu şekilde. Umarım bir hata yoktur. Bir daha bakalım. Aradaki toplam işareti var. X'in değeri oluyor. Çarpıma geliyor. YZ değeri diyoruz. X'in değeri çarpı geliyor. Y'nin değeri artı Z geliyor buradan. Dağıttığımızda X'in değeri çarpı Y'nin değeri artı X'in değeri çarpı Z. Cevabımız bu arkadaşlar. Bunu da bir lojik devre üzerinde gösterelim. Çizelim. Buradan bir sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Şöyle bir örnek yazayım. Tane not kapımız gelsin. Evirici kapımız gelsin. Şöyle NEM kapısına girsinler. Bunların girişleri. NEM kapısından ne olsun? End kapısına girsin. Şuradan bir giriş verelim. Şuradan da bir evirici kapımız gelsin. Sonra buradan 3 girişli bir V kapısı alalım. Bunların girişiyle arkadaşlar bir veya kapımıza verelim. Buna Z diyelim. Buna A, C, B, A, B, C diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, buradan A'nın değeri C'nin değeri giriyor değil mi? B'de ne yapıyorduk? Çarpıyorduk bunları. A'nın değeri C'nin değeri. Bunların değeri diyoruz. Buradan B'nin değeri gelmekte. Buradan ABC gelmekte. Buradan ise baktığımızda arkadaşlar A çarpı B'nin değeri A'nın değeri C'nin değeri değeri gelmekte. Şimdi biz Z'mizi yazalım. Z'mizde ne geliyor? A çarpı B'nin değeri çarpı A'nın değeri çarpı C'nin değerinin değeri geliyor.
Artı diyoruz. ABC diyoruz. Şimdi De Morgan kurallarını hatırladığımız kadarıyla şurada bir De Morgan kuralını uyguladığımızda arkadaşlar ne geliyor? Ortada çarpım varsa A artı C geliyor. Buradan yine ABC'miz geliyor arkadaşlar. Bunu dağıtacak olursak A çarpı A çarpı B'nin değeri A çarpı B'nin değeri çarpı C A artı A çarpı B çarpı C geliyor. Arkadaşlar buradan ne geliyor? Bu zaten A'yı verir direkt. A çarpı B'nin değeri A çarpı B çarpı C ABC diyorum ben bunun. Burada A çarpı B'nin değeri. Burada ne alıyoruz? A çarpı C parantezini alıyoruz. B artı B'nin değeri diyoruz arkadaşlar. Şimdi B artı B'nin değeri neyi verecektir? B artı B'nin değeri bize bir değerini verecektir. Buradan sonucumuz ne geliyor? A çarpı B'nin değeri artı A çarpı C. A parantezini aldığımızda B'nin değeri artı C gelmiş oluyor. Pardon. Cevabımız bu arkadaşlar. Yani bize devreleri çok basit bir şekilde yapmamızı sağlar. Yani çıkışlarını çok basit bir şekilde indirgenmemizi sağlar bu Boolean ve De Morgan teoremleri. İşimizi kolaylaştırırlar arkadaşlar. Onun için önemlidirler. Mesela ben şunu yazacak olsam, bakın ne kadar karmaşık bir ne var? Devremiz var. Lojik devremiz var. Bakın sonucumuz ne geldi? İsterseniz ben bunu çok basit bir şekilde çizeyim şimdi. Bizim sonucumuz ne gelmişti? Z eşittir. A çarpı B artı C gelmişti. Bizim sonucumuz. Ya ben bunu basit bir şekilde devreye çizecek olursam nasıl olur? A kapısı gelsin. B'nin değeri buradan C gelsin arkadaşlar. Bakın bunların arasında toplama işareti olduğu için ne oluyor? Veya kapımız oluyor bizim. Sonra bunlar ne yapıyor? İkisi bir B kapısında birleşiyorlar arkadaşlar. Bu da bizim Z'miz veriyor. Şu A, B, C oluyor arkadaşlar. Yani bakın ne kadar sadeleşti devremiz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Boolean De Morgan teoremlerini işledik. Sadeleştirme ile alakalı sorularımızı çözdük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.